Merhaba sevgili hanımlar, örgü anneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize şöyle yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 6 ve 6'nın katları artı fazladan 3 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımımı yaparken 12 ilmek artı fazladan 3 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere 17 ilmek üzerinden anlatımımı yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 taneye ters örüyorum. 1 2 3 3 tersten sonra bir düz örüyorum, doluyorum. İkinci düz örüyorum, doluyorum. Üçüncü düz örüyorum. Buraya kadar bir motifimizi bitirmiş olduk. Tekrar 3 tane ters. 2 3 bir düz, doluyorum. İkinci düz, doluyorum. Üçüncü düz. Sonda kalan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeği. Örneğimizin ikinci sırasında ve arka yüzümüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra düz gördüklerimi düz örüyorum. Ters gördüklerimi ters. Doladığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Örgü boyunca arka yüzümüzü bu şekilde örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Aynı zamanda dolamış olduklarımızı da ters olarak örüyoruz. Örneğimizin 3. sırasında ve ön yüzümüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine 3 tersimi örüyorum. 1 2 3 3 tersten sonra bir tane düz örüyorum. Doluyorum. 3 tane düz. 2 3 doluyorum. 1 düz. Yine buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Yine en başa dönüyorum. 3 ters. Bir düz örüyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. Bir düz. Ve sonunda kalan 3 ters ilmeğimiz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine düzleri düz, tersleri ters ve doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 5. sıramızdayız. Kenar ilmeğinden sonra yine baştaki 3 ters örüyorum. 1 2 3 Burada 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Yine 3 tane düz. 1 2 3 Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Burada yine bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar en başa dönüyorum. 3 tane ters. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve yine sonda kalan 3 tersimiz. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ve kenar ilmeği. 7. sıramızda ve ön yüzümüzdeyiz.
Kenar ilmeğinden sonra yine 3 tersimi örüyorum. 2 3 Burada yine 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Ortadaki 3 düz ilmek için üçlü kesim yapacağız. Bunun için 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki düz ilmeği düz olarak örüyorum ve örmeden almış olduğum bu 2 ilmeği öndeki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yine bir motifimizi bitirmiş olduk. Tekrar en başa dönüyoruz. 3 tane ters. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Ortadaki 3 düz ilmek için yine 3 kesim yapıyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki düz ilmeği düz olarak örüp örmeden aldığım 2 ilmeği öndeki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 tersimiz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 9. sıramızdayız. Yine kenar ilmeğimden sonra 3 tersimi örüyorum. Tersten sonra bir kere doluyorum. Burada baştaki ilmeğimi çeviriyorum. 1, 2, 3 ilmeği arka kanattan beraber kesiyorum. Arkasından buradaki bir düz ve dolamış olduğum ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve kesimi burada bitirmiş oluyorum. Bu şekilde. Ve doluyorum. Bir motifi yine bitirmiş olduk. Doladıktan sonra ikinci motif için yine 3 tane ters örüyorum. Doluyorum. Buradaki 3 ilmeği yine arka kanattan toplayarak kesiyorum. Arkasından yine bir düz ve bir önceki dolamış olduğum ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Ve yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve yine kesimi bitirmiş olduk. Doluyorum. Sonda kalan 3 tersimizi örüyorum. Şöyle bakalım. İlk motifi bitirmiş olduk. İkinci motifin, yani şöyle söyleyeyim, hemen üstteki motifin kurulumu için arka yüzümüzde düzlerimizin üzerine ters, terslerimizin üzerine de düz örüyoruz. İkinci bir üst motifin kurulumunu arka yüzde yapıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra buradaki 3 düzü 3 ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Doladıklarımı ve ters gördüklerimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar görmüş olduğum 3 düzü ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Doladıklarımı ve ters gördüğümü düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Yine 3 düze geldik. Bunları ters olarak örüyorum yine. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü ve 10. sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ön yüzümüzde ve 11. sıramızdayız. Arka yüzümüzde ve 10. sıramızda ilk kurulumunu yaptıktan sonra ön yüzümüzde
motiflerimizin yerini değiştiriyoruz çaprazlama olarak. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Ve üç tane ters. Üç tersten sonra da ilk motifimizi bitirmiş oluyoruz buraya kadar. Tekrar en başa dönüyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Ve üç tane ters. İki. Üç. Yine üç tersimize geldik. Üzerine üç düz olarak örmüştük. Arka taraftan. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzde yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz ve doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 13. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 1 düz. 3 tane ters. İkinci motife geçtik. 1 düz. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 1 tane düz. Yine 3 ters. Üçüncü motifimiz için bir düz, doluyorum, üç tane düz. Doluyorum, bir düz. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzü yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz ve doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 15. sıramızdayız. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve 3 tane tersimiz. İkinci motif için 2 ilmeği sola kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Tekrar 3 tane ters. Üçüncü motif için 2 ilmeği önce sola doğru kesiyorum. Doluyorum. 3 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzde yine düzlerimiz düz, terslerimiz ters, doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 17. sıramızdayız. Kenar ilmeğimden sonra yine 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Yine ortadaki 3 düz ilmek için üçlü kesim yapıyoruz. 2 ilmeği örmeden. Sağ şişim alıyorum. Bir sonraki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Ve örmeden aldığım bu iki ilmeği öndeki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum.
tane ters. İkinci motifimiz için yine 2 ilmeği önce sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Orada da ortadaki 3 düz ilmeği yine üçlü kesimle kesiyorum. Ve üzerinden 2 ilmeği atlatıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve 3 tane ters. Üçüncü motif için ilk 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Üçlü kesim yapıyorum. Yine 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonrakini düz örüp arkadaki 2 ilmeği öndeki düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüzümüzde ve 19. sıramızdayız. Bu sıramızda kesimlerimizi bitireceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir kere doluyorum. 3 ilmeği arka kanattan toplayarak kesiyorum. Arkasından 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. 3 tane ters. İkinci motifimize geldik. Önce doluyorum ve 3 ilmeği arka kanattan toplayarak kesiyorum. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar doluyorum. 3 tane ters. Üçüncü motifimize geldik. Yine bir defa doluyorum. 3 ilmeği arka kanattan toplayarak kesiyorum. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ve yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Kenar ilmeği. 19. sıramızı da bitirmiş olduk. Arka yüzümüzde ve 20. sıramızda ilk baştaki motifimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra dolanmış olduklarımı ve ters gördüklerimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerimin üzerine de ters örüyorum. 2, 3. Yine dolamış olduğum ve ters görmüş olduğum ilmek düz olarak örüyorum. 2, 3. Düz ilmeklerimin üzerine de ters örüyorum. 1, 2, 3. Sonda kalan dolamış olduğum ve ters ilmeklerim düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Dediğim gibi yine en baştaki motifimiz için arka yüzden kurulumumuzu yapmış olduk. Ve örneğimizi toplamda 20 sıra örerek bitirmiş olduk. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.